Bu bilançolar gelmeden önce bilançolara daha bir yarım saatimiz var. Birkaç konu konuşmak istiyorum sizlerle. Biraz da eğitici kişiliğim ve kimliğimle konuşmak istiyorum. Birincisi bütün basın ve piyasa oyuncuları sürekli sizleri panikletmek için var. Okay? Özellikle e işte bizim bu ezberci bari arkadaşlardan dünyanın her yerinde var. Ve bunların tek derdi, tek derdi YouTube videolarını izlemeniz. Clickbait dediğimiz, clicklemenizi sağlayan başlık seviyorlar. Bu Türkiye özgü değil ama. Dünyanın her yerinde böyle. Mesela bugün çıkan Amerikan gayri safi milli hasla büyümesi işte iki buçuk beklenirken yüzde 1,6 geldi. Bir de benim hiç takip etmediğim bir enflasyon verisi paketi. Nereden nasıl hesaplandı bile bilmediğim bir paket açıklaması. Orada da beklentinin üstünde bir sayı geldi ama yani o beklenti kim oluşturdu sayıda neri bilmiyor. Çünkü esas enflasyon, önemli enflasyon sayısı yarın geliyor. Ee, Fed'in çok önem verdiği PCE dediğimiz PCI çekirdek ve PCI manşet yarın geliyor. Esas kritik konu yarın. Bu iki konu geliyor. Büyüme 2.5'ın altında 1.6 oldu. Biri muhtemelen sorsanız o ekonomistlere o enflasyon verisi ne olduğunu bilmiyorlar. Yani hiçbir satırda bakmadıkları ne oldu bilmedikleri adım gibi eminim. Hemen başlıyorlar. Bunu sürpriz ekonomistler yapmıyor. Bunu CNBC de buna bayılıyor. Bloomberg de buna bayılıyor. Hepsi stagflasyonist bir veri geldi. Stagflasyonist. Yani ne demek stagflasyon? Bir yandan hem ekonominin yavaşlayacağını ve aynı zamanda enflasyonun da yüksek olacağını gösteren veri geldi. Nedir bu veri? Mesela gayri safi milli hasıla verisi dediğimiz veri 3 revizyona tabi tutulur. Bu ilk versiyon. Bir anket de yapılıyor buraya kadar. Ve şimdi biraz sonra göstereceğim. Yüzlerce satırdan oluşuyor. Okey. Acaba stagflasyon diye bağıranlar bir bu üç revizyon meselesini hiç analiz etmişler mi? Bugün izlemediyseniz Tuğçe Hoca'nın videosunu izleyin. Tuğçe Hoca da seviyorum onu da. Sakin ondan sonra olayı derin anlamaya çalışanlardan çok beğeniyorum. Tuğçe Hoca'ya selamlarımı, sevgilerimi iletin eğer ortak takipçilerimiz varsa. O da bugün tablonu koymuş. Her çeyrekte neredeyse ilk gelen tahmini Amerikan büyüme verisiyle en sonunda gelen arasında ciddi farklar oluyor. Okay? Daha evvelde yaşanmış. Geçen sene 2022'de galiba veya 23'te. Yine böyle çok düşük geliyor. Ondan sonra sona doğru yüzde iki buçuğa tamamlıyor. Zaten bugün Amerika'nın e, Hazine Bakanı da bunu söyledi. Yani dedi ki ya bu çok revize oluyor. Bunu o kadar önemsemeyin dedi. Fakat biz iki de önemsemeyi seviyor. Bu ezberciler var ya manşetçi diyelim onlara. Hemen çok kötü, kötü geldi bu. Sonra bir de bir enflasyon verisi. Samimi söylüyorum bu enflasyon verisi ne olduğunu bilmiyorum. Yani hesaplamasını anlamaya çalıştım. Anlamadım da. Ve bunlardan gürültü koptu. Oysa mesela bu bahsedilen şeyin içine bir girseler. Sayıların içine biraz girseler. Biraz daha farklı görecekler dünyayı. Mesela Amerikan Gayri safi Milli Hasılası verisi bu veri. Bu veriye nerede ulaşabiliyorsunuz? BA.gov'dan ulaşıyorsunuz. Onlar yayınlıyor. Farklı tüketim kalemlerinde veya üretim kalemlerinde ekonomik aktiviteyi faaliyeti ölçüyor. Personal Consumptions and Expenditures dediğimiz bacak. Yani vatandaşın yaşadığı dünya yüzde iki buçuk büyümüş. Şurada görüyor musunuz bilmiyorum son satır. Yani Amerika'nın ortalama büyümesiyle paralel büyümüş. Hiçbir sorun yok. Gross Private Domestic Investment. Vatandaşların içeride yaptığı yatırım. Şu ana kalem. 7 numara %103.2 büyümüş. Ve burada da küçülme yok. Konut yatırımı, residential yatırım %13.9 büyümüş. Bakın bir de hani faizler yüksek olmasına rağmen insanlar acayip konut yatırımı yapmışlar. %13.9 büyümüş. E burada bir sorun yok. Peki buradaki kalemlere bakmaya devam edelim. İhracatta bir düşme var. Bu normal. Bu da bence biraz daha yukarı gidecektir ama ihracatta düşme normal çünkü Amerika'nın kuru farklı. Fazla güçlü. Öyle bir sorunları var. Import tarafında ithalatlarda da artma var. Zaten Amerika net ithalatçıdır ağırlıklı olarak. Fakat burada ithalatlarda artma oluyor. Neden? Çünkü kur farkı ithalata daha avantajlı. E burada böyle ciddi bir küçülme yok. zaten bakıyorsunuz importlarda %7.2 büyüme var. Evet eksportta bir küçülme var. Şu ana kadar onun dışında küçülme kalemi yok. Yani toplam üst rakamlardan gidiyoruz. Küçülme nereden geliyor biliyor musunuz? Devlet harcamaları. Federal devlet %0.2 küçülmüş. Ulusal savunma. Şimdi bakın sayını ne kadar saçma onun anlamadığı için söylüyorum. %0.6 küçülmüş. Bakın daha önceki çeyreklere bakın. 0.5, 8.4, 2.3, 1.9. Bu çeyrek 0.6 küçülmüş. Ne zaman küçülmüş bu? Rusya Ukrayna savaşı sürerken Amerika İsrail'e deli gibi yardım ederken Amerikan gemileri bütün işte Akdeniz'de gezinirken İran'ın yaptığı saldırıyı Amerika'nın füzeleri durdurmaya yardımcı olurken Tayvan'da o işler karışık diye Amerikan filosu oraya inmişken Amerikan savunma harcamaları düşmüş ha. <laughs> Abi deli misiniz yani? Bu gelecek geri. Bak eminim. Yani ilk revizyonda inşallah tekrar canlı yayın açarız. Şu sayıları bir görmek istiyorum. Yani Amerikan devletinin savunmada küçülmüş. Savunma dışında da sadece 0.3 büyümüş. Genel yönetimlerde ise %2'lik büyüme var. Ben bu sayının değişeceğine çok çok eminim. Ve bu sayı değiştiği zaman yani burada muhtemelen veri akışı gecikmeleri var. Zaten bu iş böyle çalışıyor yani. ilk versiyonda çok yanılgı olduğunu biliyoruz. Niye? Çünkü bu veriler eksik oluyor. Toplam sağlanmamış oluyor, raporlar gelmemiş oluyor vesaire. Şurada bunların raporu aşağı doğru kayarsanız yani beni uğraştırmayın şimdi bakın bu 17 sayfalık bir rapor. Bizim ezberciler burada sadece o anda Twitter'e düşen veya Bloomberg terminaline düşen başlıktan hareket ediyorlar. Bu detaya bakmak lazım olsa. Hiçbirini bakmadan eminim. Veriyorlar ki Abicim Amerika'da ekonomi yavaşlamaya girdi. Bir, bütün bu sayılar doğru olsa bile yani mesela üçüncü revizyonda da hala 1.6 büyüme gelse bu saklasyon anlamına gelmez. Çünkü stagflasyonda ekonominin küçülmeye başlamış olması lazım. Burada yine büyüme var. Ki Amerika'nın belli çeyreklerde geçmişte de küçülmeleri var. İki, çok büyük ihtimalle revizyonlar gelecek. Özellikle geleceği bölge bu devlet harcamalarında gelecek. Ve muhtemelen yine büyüme yüzde iki düzeye çıkacak. Üç, zaten yüzde da kalsa da bu küçülme anlamına gelmiyor. Okey.

Stagflasyon demek ne demek? Stagflasyon demek hem aynı zamanda yüksek enflasyonun olması demek. Yani bir yandan ekonomik küçülme olması gerekiyor. Bir yandan da yüksek enflasyon olması gerekiyor. Nedir abi Amerika'da enflasyon şu anda? 103.8. Yani bir sürü farklı işte. CPI başka, koru başka, osu başka ama hiçbir gösterge dördün üstünde değil. %3-4 civarında bir enflasyonla ki yükselmeyen bir enflasyon. işte böyle yerinde takıldı biraz. Bunu da kalemle tekrar konuşacağız. Ve hala pozitif bir büyümeyle bu sayılar doğruysa bile ki unutmayın bu arada enflasyon verilerine de sonradan güncelleme geliyor. Onu bir kenara bırakalım. Büyüme verisinden bahsediyoruz. Bu sayılar doğruysa bile ortada stagflasyon falan yok ama bayılıyorlar bu başlığı atmaya. Stagflasyonist veri geldi. Bakın Amerika'da hiç stagflasyon olmayacak falan gibi iddiam yok ne bileyim ben. Fakat biraz mantıklı olursanız bugünkü veri akışında veri seti daha var. İstihdam. Açıkta yani uzun zamandır iş arayanlar sayısı Çin'e kadarki en düşük verilerden bir tanesi geldi. Haftalık yeni işsizlik başvuruları sayısı süper düşük geldi. Ya Nasıl bir dünyadasınız yani? Hani işsizlik verisinde bir sıkıntı yok. Bakıyoruz ekonomik büyümeye, tüketici tüketme devam ediyor. E, e, i̇hracatta biraz sorun var, kur farkından kaynaklı. İthalat devam, bir sorun yok. Tek küçülen yer devlet kalemi ama istihdamda kuvvetliyken Amerika'da ekonomi küçülüyor. Yani gerçekten artık bunlardan sıkıldım. Eskiden hemen Twitter'a girip cevap yetiştirmek istiyorum. Bu canlı yayınları iyi oldu. Yani ben de yoruluyorum açıkçası bazı şeylerden. Bıktım artık bu meseleden. Bu bir zırvalık. Fakat hemen panik başlıyor. Ben bunu tabii nereden gözlemleyebiliyorum? Hem bizim Haddin Aşk kulübünde, WhatsApp grubunda bunu gözlemleyebiliyorum. Hem işte Twitter'daki yorumları görüyorum. Hemen başlıyor. İşte bir tane, hemen de böyle bir şeyler ben hocam tekniği de çizdim. Bugün bir tas yapıyorum yine. kesin bugün 17 bin inecek. Bravo yani sana. Bugün bir tanesi öyle bir şey yazmış ki bana. Üç tane ayrı hisse senedinin ne zaman nereye düşüp nereye geleceklerini falan böyle önümüzdeki bir yılın hikayesini koymuş. Ya bırakın bu işleri yani bunu biraz daha konuşmak istiyorum. Önce detaya hakim ol. Bir veri seti geldiğinde o veri setinde borsa bir panik yapıyorsa. Bu bu arada doğru panik de olabilir bazen. Ama önce bu veri setinin anlamı nedir'e bakmaya çalışacağız. Onun anlamını paylaşan insanlar var. Düzgün insanlar var. İşte Türkiye'de Tunç Hocamız var sağ olsun. Yani nadir çiçek gibi insanlardan bir tanesi. <laughs> ben varım inşallah. Bir sürü yabancı var tabii bu işte çok. Onları bakacağız ve paniğe kapılmayacağız. Çünkü panikte hisseleri elinizden alıyorlar. Bakın bugün ne yaptılar? Yüzde %1.6 ile eksi de açtılar nazda. Şu anda ne yapmış durumda nazak? bakmak istiyorum hızlıca eksi 0.76'ya gelmiş. Yani %50 hatta daha fazla ilk düşüşten geriye geldi. Ve hani bir sürü hisse de pozitifte. Nvidia %3.65, Tesla %4.28 yukarı. Bir. Şimdi bu bir, bir, konu. İkinci konu. Bilançolar. Şimdi valla insanın canı bazen bir şey paylaşmak istemiyor öyle söyleyeyim. Yani meta bilançosu ile ilgili ne söyledim ben? Hatırlayalım. Meta'nın bilançosu çok iyi gelecek arkadaşlar. Meta'nın bilançosu çok iyinin ötesinde geldi. Yani bugünkü yayını izleyenleriniz varsa mutlaka biliyordur. Ben böyle bir ciro, kar, bilmem ne büyümesi. Geçen sene göre hiç rakamlar görmedi. İleriye yönelik ciro tahmini de çok olumlu. Yani Wall Street ortalama tahmini sadece %1,5 gerisinde. Fakat herifler yatırım yapmaya karar vermişler. Yatırımını büyütüyorlar. Yani diyor ki ben yapay zeka yatırım yapacağım arkadaş. Şimdi eğer yapay zekanın geleceğine inanıyorsanız Meta'nın bu yatırımı sizi korkutmalı mı? Hoşunuza mı gitmeli? Şimdi burada Wall Street'te kendinizi ayırma fırsatları çıkıyor işte ortaya. Çünkü Wall Street analisti bir yıl vadede bakabilir en fazla. Hatta çoğu o kadar da bakamaz. Üç ay vadede bak. Onların bütün derdi rezil olmamak. Yani ve de çok çabuk hareket ettirirler fiyatları. Yani Tesla'nın bilançosu geliyor hemen güncelliyorlar ertesi gün gibi. Kendilerini rezil etmeden, müşterilerini rezil olmadan idare etmeye çalışıyor. Ve şöyle bakarlar ya işte bu acaba Zuckerberg bu yapay zeka harcadığı parayı geri getiremeyecek. Bu para boşa bakacak. Aynı şey Metaverse hikayesi içinde geçerli. Bu arada meta yatırımcısı değilim. Bir trade yaptım sadece göstereyim sonra biraz sonra zarardayım onda. Dün bir bilanço trade yaptım. Pek de yapılmaması gereken bir şey. Bazen ben de işte kumara oynamak istiyorum. Bu gürültüyü kopartıp dün hisseyi %15 düşürdüler. Şu anda hisse %11 bir ara %10'a kadar toparlamıştı. Muhtemelen günü %10'un altında bir düşüşle kapat. Ve sonra göreceksiniz ya hisse tekrar yukarı gitmeye başladı. Çünkü aklı başında bir insansanız ve meta yatırımcısı olmak istiyorsanız uzun vadeli. Dün duyduklarınızda hoşlanmanız lazım. Sizin ortağı olduğunuz şirket yapay zekada dünyanın en iyisi olmaya oynuyor. Müthiş konuşması vardı Zuckerberg'in. Diyor ki Lama 2 şu anda GPT'den de üstün, Grok'tan da üstün diyor. Ve bu Lama 3 için söylüyor pardon. Bizim istatistiklerimize göre diyor. Buna bu kadar para harcayacağız şöyle yatırım yapacağız diyor. Bu geri zekalılar hisse sattırdılar. O yüzden şirketinizi tanımanız lazım. Yani bunu hep söylüyorum ama yeterince söyleyemediğimi düşünüyorum. Yani Seeking o yüzden kullanmak iyi fikir olabilir. mi? kuponunu ver. Şirketinizi tanıyın kardeşim. Neye yatırım yaptığınızı bilin. Hisse sen de fiyatına yatırım yapmayın. Şirkete yatırım yap. O zaman bu tip şeyler gürültü geliyor. Valla beni hani <laughs> zorla meta yatırımcısı yapacaklar. Açıkladıkları dolayı. Üçüncü konu enflasyon. Bir de onu konuşalım. Ondan sonra biraz sorulara girmeye çalışarak gidelim. Abici bu enflasyon meselesini yüz bin kere konuş. Hala enflasyonun bir tane raporuna, satırına bakmayan namussuzlar Amerika'da yüksek enflasyon vardı. diyor. Bakın ben üşenmeyelim bakacağız. Şimdi i̇ki dakikanızı açacağım Nasıl boş bir gürültünün içerisinde olduğumuzu anlamam için. Yani hani ekonomik büyüme zaten devam ama enflasyonda da bir sorun yok. Şuraya, siteye gideceksiniz. bls.gov.news buraya gideceksiniz. Üşenmeyeceksiniz zaten. İnanmayacaksınız bu geri zekalara Bakacaksınız. Bakın ana kalem. Food at home. Evden yemek yeme. Son ay enflasyonu sıfır. Zero o. En önemli enflasyon kalemlerinden bir tanesi değil mi? Vatandaşı etkileyen. Aşağı inelim. Dışarıdan yemek yeme. Ad, pardon şurada o. Food away from home 0.3. Tamam bu biraz yüksek. Dışarıdan enflas, e, yemek yemenin enflasyon üzerindeki etkisi 5.35. Fakat baktığımızda aylar içerisinde çok oynayarak yani ölümcül bir durumumuz yok burada da asla bakarsın. Bu ay yüksek gelmiş. Geçen ay 0.1'miş. Yani ondan önceki ay 0.5'miş. Oynaya oynaya gidiyor. Çok da büyük bir kalem yok. Enerjiye bakıyorsunuz. Enerjide enerji emtiaları %1.5 enflasyon var. Bir ay önceki ay %3.6 idi. Ondan önceki ay eksi 3.2 idi. Çünkü enerji emtiasının fiyatını dünya belli belirliyor. Amerika belirlemiyor. Enerji hizmetlerine enflasyon 0.7. 0.7'yi çarpın 12 ile yüksek bir kalem gibi geliyor. Ama enerji hizmetinin alt detayına baktığınız zaman burada aslında gaz hizmetine enflasyon sıfır. Elektrikte bu ay bir zam gelmiş. Bakın şöyle oynaklı gidiyor. 0.7, 0.2, 0.3, 0.9 diye geliyor. Ama enerjinin toplamına baktığınızda üst kalemde enflasyon 1.1. 2.3'ten gerilemişiz yani. Bakıyoruz diğer ürünlere, bütün ürünlerin toplamında enerji ürünlerine baktığımızda kenarda enflasyon eksi 0.2. Her şey koyun içerisine. Giyim, ev eşyaları, ayakkabılar, otomobiller toplamında enflasyon eksi 0.2. Fed'in en müdahale edeceği alan. Nerede enflasyonumuz var abi? 10 kere söyledim. Kira var, otomobil sigortaları var, bir de bu ay sağlık var. Şimdi bu bilgiye hakimseniz ve bunu defalarca tekrarlıyorsak birisi size Amerika'da enflasyon çok yükseklerse gülersin. Çünkü Fed'in müdahale edemeyeceği yani Fed araba sigortasına müdahale edemiyor abi. Faizi istediğin kadar yüksek. Okey yapacağın hiçbir şey yok. Neden? Amerika'da tamirci kalmadı. Arabalar özellikle arabaların bakım masrafları kazaya girdiklerine sigorta bedelleri çok yüksek oluyor. Bir de bu özellikle 2022'de Amerika'da çok felaket yaşandı. O dönemde arabalar çok hasar olunca sigorta şirketleri kendi korumaya aldı. Bunun faizle maizle hiçbir ilgisi yok. Yani bugünkü veriden sonra felin faizi düşüremeyeceğini iddia ediyorlar ve bu fiyatlanıyor. Ya manyak mısınız olursunuz ya? Fed'in de düşürebileceği bütün kalemlerde zaten enflasyon yerde şu an. Bayılıyor insanlar bu boşlukları konuşmayı ve güzel oluyor aslında. Yani güzel oluyor. Niye? Bize de güzel alım fırsattır. Bakın göstereyim. Ne dediler bize? kaç olacaktı Tesla? 60 dolar. 80 dolar. 70 dolar. 50 dolar. Ölecektik. Bakalım ne olmuş? Bakın. Beni biliyorsunuz düzenli alıyorum. Ee, bu benim kavga işlerim. Zaten e, stop, spot işlemlerimi sürekli devam ediyorum. Kuanferi'ye bir bakalım. Ne yapmış acaba? Ölmüş mü? düzenli aldım. Ne yaptım? Çok da basit bir işlem. kuantföre kaldıraçlı işlem aldım. Düzenli test aldım. Şu ana kadar 100 hissedeye tamamladım. Zaten bunu canlı paylaşıyorum sizle. Bin olarak yerde ölüyorduk hani. Ölüyorduk. Ne dedim o gün? Bilanço kötü gelecek. Bilanço kötü geldi. Bilançoda sürpriz kalem olabilir belki Bütkar, Bütkar sürpriz yaptı. İlan maskın konuşmasına bağlıyız. Yani belli olmaz ilan bu ama ben motive hissediyorum. İlan süper motiveydi. Çalışın ödevinizi. Çok sürprizler yok aslında biliyor musunuz borsada. Yani dün Meta'nın yaptığı türden, borsanın spekülasyon sürprizleri olabilir ama onlar geri gelir. Şike iyi tanıyorsanız sıkıntı yok şirketimi ben iyi tanıyorum diyorsam bilançosuna hakimsem rakamlarına hakimsem güzel kere. bir şey de yapmadık yani. Kaldıraçta 5 milyar para koyduk. Bak bu da meta zararı. Bak bunu da yapmayın. Bu benim en ayrı. Yani dedi işte canım bir tane böyle kumar oynamak istedi. Tesla'ya gitti ya. Hemen parayı harcayalım dedik. Yani o olmasaydı karımız daha da güzel olacak. Gittik öyle bir trade yaptık. Şimdi duruyor. Biraz bekleyeceğim yani. Biraz daha toparlar diye Bu tip bilanço trade'leri falan boş işler. Bak meta'nın bilançosu olağanüstü geleceğini bildik. Yapay zeka ile ilgili süper açıklamalar yapacak dedik. Ama yapay zeka yatırımını 2 milyar dolar toplamda artırdığı için hisse %15 aşağı alırlar. O yüzden kısa vadeli trade'lerde yenemeyiz arkadaşlar. Bizim Wall Street'i kısa vade trade'lerde yanma şansımız yok. Bir, zaten kapanış saatinden sonra yapıyorlar trade'ini. Biz bir şey yapamıyoruz orada. İki, herifler ellerinde her türlü silah var. Opsiyon pazarı var bir kere ellerinde. Short diyebiliyorlar. Ondan sonra dev gibi paralarla bu işleri yapıyorlar. Yani başa çıkamayız onu. Bir de manipüle edebiliyorlar doğrudan doğru. Yani veriyi değiştiriyorlar. Bakın Reuters, iki hafta önce ne dedi Reuters? Tesla dedi, ekonomik arabadan vazgeçti dedi. E vazgeçmiş mi? Hayır. Reuters bu konuda özür dedi mi? Hayır. Bir sürü insan o sırada paniklere kapılıp hisseleri satıp zarar etti mi? Evet. Yani elin verisiyle, elin bilgisiyle hareket etme şansınız yok. Biliyor olmanız gerekiyor ne yaptınız? Buna vakit ayır. Haftada iki gün işte buradayım. Yani ücretsiz tarafta. Pazar günleri de şimdi ücretli üyelere sürekli canlı yayın açacağız. Onlar daha eğitimsel olacak. Öyle bir kararım var. Bu pazardan itibaren başlıyor. Çünkü şunu çok görüyorum. Yani temel eğitim sıkıntımız var yatırımcılıkla ilgili. O zaman bu oyuna yalpalıyoruz. Onun fiyatı ne oldu? Bunun fiyatı ne oldu? Nereye gidelim? Nereye gidelim?